Zeytinyağı kafaları karıştırdı. Fiyatın düşmesi için ihracat sınırı getirildi ama öyle olmadı. Aksine fiyat düşeceğine zeytinyağına zam üstüne zam geldi. Tüketici de haliyle ucuza kaçtı ancak gerçekten zeytinyağı mı satın alıyoruz? Orası muamma. Uzmanlar bir zeytinyağını e, sahtesinden ayırt etmenin oldukça güç olduğunu söylüyor ve uyarıyor. Bunlar farklı farklı zeytinyağları. Rengine bakın, akışkanlığına bakın, görüntüsüne bakın. Ne rengi, ne akışkanlığı, ne de görüntüsü birbirinden ayırt etmek oldukça zor. Palm, kanola, pamuk yağı görünüşte zeytinyağı ama içinde zeytin dışında neredeyse her şey var. Fiyatıyla ulaşılması zor. Zeytinyağında taklit ve sahte ürün oranı son yılların en yüksek seviyesinde özellikle son 3 senedir 3 defa dökme varilin ihracatına kısıtlama getirdiler. Şimdi bunun iç piyasada bolluk olarak yansıması lazımdı. Fiyatlarda herhangi bir düşüş yok. Fiyatı kalitesine göre değişiyor zaten. Piyasada en ucuz zeytinyağının litresi de 400 liradan az değil. Şimdi tabii buna ulaşamayan vatandaş gözünü daha fazla ucuz ürün arayışına yöneltiyor. Ucuzu da merdiven altında ya da yol kenarında. Tabii içindeki ne kadar zeytinyağı ise. İşte ambalajlı olmayan örnek veriyorum işte 5 litrelik bir pet şişede satılıyor ya da üzerinde marka yok. Denetlendiğini bilemiyoruz. İçmek ya da buzdolabında saklamak sahte zeytinyağını tespit etmekte yeterli yöntemler değil. Bu saydığınız aslında fiziki olarak tüketicinin evinde yapabileceği testlerle gerçekten anlaşılmaz. Çünkü taklit, taşiş ve sahteciliğin çok fazla yöntemi var. Eğer koyu yeşil bir rengi e, sahte değil de gerçek zeytinyağı olarak algılıyorsam ben rengiyle oynayabilirim. Eğer kokusuyla ayırt etmeye çalışıyorsam ben zeytin aroması ekleyebilirim. Satın aldığımız firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmesini özen gösterin.